Güzel hocam, sizinle hep sohbet ederken tabii biz amatör olarak çekiyoruz. Siz benzersiz fotoğraflar çekiyorsunuz. Sergileriniz var. Onlara biraz değinelim. Bu nasıl ilerledi? Yani lisede evet ticari olarak asker fotoğrafları çektiniz. Fotoğrafçıda çalıştınız Uzunköprü'de. Bu tutku nasıl bir utkuya dönüştü? Nasıl oldu bu gelişmeler? Şimdi ben liseyi bitirince öğretmen olarak hayatımı kazanmaya başladım. İster istemez fotoğrafa ara vermek zorunda kaldım. O dönemde ama fotoğraf çok fazla böyle bir geçim kaynağı değil, bir ulaşım aracı değil. Çünkü siyah beyaz ama ben öğretmenlik yaparken renkliye geçti. Yani renkli fotoğraf başladı. Renkli fotoğraf başlayınca biraz daha işler değişti tabii. Yani banyosu değişti, bilmem neyi değişti. Ben siyah beyazla başladım. Yani benim dönemimde, yani başladığım dönemde şey yoktu. Ama daha sonra ben tabii fotoğrafa belirli bir süre ara vermek zorunda kaldım. Fakat şimdi şunu da söyleyeyim ben sana. Öğretmen olduktan sonra ben dayanışmaya, öğretmen dayanışmasına ve insan dayanışmasına çok önem verdiğim için ben öğretmenliğe başlarken sendikamız TÖS kapatılmıştı. Türkiye Öğretmenler Sendikası. Ve ben vekil öğretmenken bu eyleme katıldım. Ama asil öğretmen olduğumda TÖS kapatılmıştı. Yani Türkiye Öğretmenler Sendikası kapatılmıştı. Ve yerine TÖPDER diye Öğretmenler Sendikası kurulmuştu. Ve Ayvacık'ta, yani Çanakkale Ayvacık'ta, orada Çınarpınar Köyü'nde çalışıyordum. İlk kuruculardan birisi benim. Ve köy köy gezdim. TÖPDER örgütlenmesinde çalıştım. Zaman içerisinde kısa bir süre sonra oradan sürgün edildim. Yine Ayvacık'ın çok uzak bir yerine, Balıkesir sınırında Gönen'e çok yakın bir yere, Aravacı Köyü'ne tayinim çıktı. Ve orada da aynı çalışmaları yürüttüm. Aynı zamanda iki köyde de, ilk çalıştığım köyde halıcılıkla uğraşıyorlardı. Halıcılık kooperatifi kurdum. O kooperatif daha sonra Ayvacık Halıcılık Meslek Yüksekokulu'na yol açtı. Daha sonra gittiğim Aravacı Köyü'nde de orası süte daha yatkındı. Yani inek, koyun, keçi gibi hayvancılığa çok daha yatkındı. Orada kurduğumuz bir kooperatifle, süt kooperatifiyle, peynir kooperatifiyle büyük bir şey kazandık. Yani çevreye büyük bir isim yaptı Aravacı Köyü. Daha sonra buraya Avrupa'dan makinalar getirerek fabrika kurduk. Çam'daki domates fabrikasındaki mühendis ve işçilerle anlaşarak köylü işçi dayanışmasını sağlayarak buradaki fabrikanın kurulmasını sağladık. Yani Aravacık'ta kocaman bir fabrika kuruldu. Peynir ve peynir ürünleri, yani süt ürünleri yapan. Ama daha sonra burası kapandı tabii. Yani Türkiye'deki oluşumlar çok daha farklıydı biliyorsunuz. Bu arada Orman Köyü'ydü aynı zamanda. Orköy'le çalışmalarım oldu. Yani ben hem öğretmenlik yaptım o arada, hem de kooperatiflerin çalışmasında bulundum. Ama bu arada bir şey daha yaptım. İlkokul öğretmeniydim o dönemde. Üniversite sınavlarına girdim ve üniversite sınavlarında tekrar istediğim yeri kazanarak sosyal bilgiler öğretmenliğine devam ettim. Sosyal bilgiler öğretmenliğine devam ettim. Ve orasını bitirdim. 1978 yılında. Tam o sırada bu yaptığım faaliyetler nedeniyle benim tayinim sürgün olarak Yozgat'a çıkarıldı. Yozgat'a gitmem mümkün değildi o dönemde. Sonra Yenice Kaymakamımız dedi ki, ya sen şey değiştir, nasıl olsa senin ortaokul ve lise öğretmenlik hakkın da var. Gel seni şey yapalım. Yenice'de açık bir yer var. Aravacık Yenice'ye bağlıydı. Oraya tayinini yapalım. Sen şeye gitme dedi. Ve ben Yenice'ye tarih öğretmeni olarak atandım. Allah Allah. İlk öğretimden oraya geçtim. Çünkü şey değiştirdim. Yani kurum değiştirdim. Hakkımdı. Yani üniversite bitirdiğim için. Fakat
81 yılında ihtilal oldu diyorsunuz Türkiye'de, büyük bir ihtilal. Üstümüzden silindir gibi geçen bir dönemdi. Ve tabii o dönemde ben de rahat bırakılmadım. Gözaltılar oldu. İçeride kalmalar oldu. Evet. Bir sürü şeyler geçirdik. Ama 1981 yılında ne hikmetse benim şeyden çıktıktan sonra ki Çanakkale Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bu konuda çok daha şeydi, ılımlıydı. Yani bizler açısından öyle söyleyeyim. Yani 12 Eylül'de. Benim Edirne'ye tayinim çıktı ve Edirne'ye geldim. Edirne'de öğretmenlik yapmaya başladım 81'den sonra. Çok ilginç. Bu kadar sıkıntıdan sonra. Evet. Ama bütün arkadaşlarım Türkiye'nin dört bir yanına gittiler. Ben oraya geldim. Nasıl geldiğimi de bilmiyorum. Yani öylesine bir şey oldu. Yani hiç istediğiniz, yani isteseniz torpil olsa bu kadar mümkün olur. Mümkün değil, mümkün değil. Geldiğimde Milli Eğitim'e gittim. Dedim ki ben çok yorgunum, çok yoruldum. Ben bir köy okulunda öğretmenlik yapmak istiyorum, ortaokulunda. Mümkünse uzun köprü olsun, mümkün değilse olmasın. Ama eşim de ilkokul öğretmeni. Tayin çıktığında o da benim yanıma gelsin. Edirne'den istediğim bu. Yani torpil falan bir şey istemedim. Sadece bunları istedim. Uzunköprü'nün Sipahi Köyü diye bir ortaokul vardı. Oraya tayin hangi çıktım. Köy? O Sipahi. Sipahi. Ha, Sipahi Köyü diye ortaokul vardı. Oraya tayinim çıktı. Daha sonra işte eşim de oraya geldi. Sipahi'den sonra 3 sene sonra Uzunköprü'ye İmam Hatip Lisesi'ne tarih öğretmeni olarak tayinim çıktı. Oraya geldim. Ve orada 7 sene öğretmenlik yaptım. Ama şunu söyleyeyim, Uzunköprü'ye gelince şimdi fotoğraflık yaşantıma başlayacağım. Fotoğraf yaşantım. Uzunköprü'ye gelince benim bıraktığım Uzunköprü, Uzunköprü olmaktan çıkmıştı. Çok tarihi eser vardı. 70'li yıllarda, evet, 85-90'lara. Tabii 90'lara geldik. Tabii 89 falan. İnanılmaz derecede tarihi eserlerde, var olan tarihi eserlerde büyük bir kayıp veya yok alımı vardı veya tahribat vardı. Bunları görünce hemen fotoğrafa tekrar başvurdum. O zamana kadar da hep yazı yazıyordum. Yazı yazıyorum, kimse okumuyor diyordum. Tabii okuyanlar vardı ama yani çok etkisi olmuyordu. Fotoğrafa başladım 90'lı yıllarda. Ve ilk fotoğraf sergilerini ondan sonra açmaya başladım. Edirne Fotoğraf Sanatçıları Derneği'ne üye oldum. Bugüne kadar 45 fotoğraf sergisi açtım. Bunların birçoğu Türkiye'de, birçoğu da yurt dışında. Ayrıca bir de yani 100'e yakın karma sergilerde yer aldım. 1500'e yakın slide gösterileri yaptım. Çünkü 90'dan sonra slide başlamıştı. Yani slide da inanılmaz derecede zor bir fotoğraftı. Yani çektiğiniz fotoğrafın üzerinde oynamanız mümkün değildi o dönemlerde. Yani oynasanız da çok önemli bir şey değildi. Kadrajı yapamıyordunuz falan filan. Yani çektiğiniz gibi fotoğrafı yayınlamak zorundaydınız. Öyle bir dönemden geçtik. Ve o fotoğraflar sonrasında da bugüne kadar geldim ama 90'lı yıllarda, 96'da öğretmenlik bana pek bir şey vermedi. Nasıl bir şey vermedi? Sadece yeşil pasaport verdi. Yani kariyerim açısından, benim ilerleme açısından. Çünkü her gelen ön yargılı geldi. İşte bu komünist demeyeyim de bu sosyalist, bu bilmem ne falan filan işte yani bununla bizim işimiz olmaz şeklindeki değerlendirmeler sonucunda çok aslında çalışkan bir öğrendim yani şey açısından ama böylesine bir dönem geçti Milli Eğitim'de. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Milli Eğitim'den ayrılır ayrılmaz 15 sene dershaneler beni inanılmaz derecede el üstünde tuttular. Bu ÖSS sınavları şeylerinde. Bu arada 96'da emekli oldum ben. 96. 1996, 96 derken 1996. Emekli oldum ve emekli olduktan sonra da ilk işim Orta Asya'ya gitmek oldu. Ah! Büyük bir çıkış. Orta Asya'da İran, Pakistan, Hindistan, Nepal ve Tibet. 2,5 ay gibi bir süre
buralarda gezdim. Himalaya özel dağları, bir gezimiz, bir kurum mu? Kurum, arkadaşlarla beraber. Kurum falan değil. Arkadaşlarla beraber. Evet, karayoluyla. Kaç kişiydiniz? Karayoluyla bir ekip kişi. Mi? 8 kişi. Fotoğrafçı mıydı hepsi? Evet, çoğu fotoğrafçıydı. Çoğu. Bazı, şimdi burada söylemek istemiyorum. Bazı abi, şeyler, yani fotoğraf dışında ilgilenenler de vardı ama biz çoğunlukla fotoğrafçıydık. Evet. Fotoğraf gönüllüsüydük. Bunlardan biri de Işıl Özgen Türk'tü. Işıl Özgen Türk. Beraberdik. Evet. Hatta Büyülü Bir Yolda kitabının fotoğrafları da bendendir. Neyse, oradan döndükten sonra 99 yılında 2000'e giriyoruz ya. Milenyumu dediler. Ne dediler? Bir şeyler dediler. Faruk Akbaş ünlü bir fotoğraf sanatçısıdır. Hala öyle. O arkadaşım dedi ki, ya abi bir şeyler yapalım ama ne yapalım? Söyle bakalım bana. Ben dedim ki, Faruk, ben Orhun Anıtları'na gitmeyi çok istiyorum. Orhun Anıtları biliyorsanız Türkiye'nin, Türklerin ilk yazılarının bulunduğu kitabeler. Orhun Anıtları, yani Orhun, evet. Anıtları. Ben dedim, buraya gitmeyi çok istiyorum. Abi dedi, bir güzergah yap. Ben tarih öğretmeniyim ya, ya işte. Güzergah yap. Ben dedi, ayarlamaya çalışacağım. Hem de dedi, belgeselini yaparız bunun dedi. Uzaklara Yolculuk 2. Daha sonra TRT 2'de oynadı bu. Gösterildi. Uzaklara abi. Yolculuk, evet. 2. Ve biz zannediyorum 4 aya yakın. Hangi yılda? 1999. 2000'e bir kala işte. 2000'de evet, gösterildi. Ve İran, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Sibirya ve oradan da Moğolistan. Ve orada da Orhun Anıtları'nı bulduk ve Orhun Anıtları'nın o güne kadar gerçek fotoğraflarını çeken insanların da biz olduğunu gördük. Daha önce çekilenler daha başka fotoğraflarmış. Yani yine kitabeler de ama başka fotoğraflarmış. Daha sonra da o dönemde Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı'ydı. Ve özellikle bizi kabul etti. Yani Orhun Anıtları'da ne önerirsiniz dedi. Biz de dedik ki, burasının bir müze haline getirilmesi gerekir. Ve burası çok harap bir hale gelmiş. Bütün şeyler büyük bir tahribat içerisinde. Ve daha sonra bunun olduğunu da duyduk. Yani müze haline getirilmiş orası. Bu da benim için gurur verici ama çok zor bir yolculuktu o. Nasıldı? Yani biraz anlatın. Bu çok, yani karayolları nelerle karşılaştınız? Nerede kaldınız? Ne yediniz? Ne içtiniz? Şimdi biz Isuzu bize bir araç veriyor. Diyordu ki, gittiğiniz yerlerden fotoğraf çekin. O fotoğraflardan biz reklam olarak kullanalım. Bizden bir şey almayın. Isuzu. Ve Isuzu... İsim hakkını mı veriyorsunuz? Yani çekiyordunuz, onlar mı kullanıyordu? Çekiyorduk, onlar kullanıyorlardı yani o fotoğrafları. İşte Isuzu burada, şu dağlarda. Yani Ural Dağları'nda, Moğolistan'da gibi. Ama o fotoğrafları siz kullanabiliyordunuz tabii ki. Tabii canım, biz kullanıyoruz ama onlara veriyorduk. Onlar da kullanıyor, siz de kullanıyorsunuz. Evet, sizden reklam parası vermiyor size. O araç aynı zamanda arkadaşlarım sayesinde bir yatma, yemek yeme biçimine dönüştürüldü. Yani bir yataklı vagon gibi. Var ya trenlerde falan şeyler, kuşetli şeyler. Rehberler var. Rehberimiz yok. Kendimiz rehber. Kendimiz, yani gittiğimiz yerlerde işte soruyoruz, ediyoruz falan. Önceden plan ve programlar yapıyoruz. O plan ve programlara uyuyoruz. Allah. Çekebilir miyiz acaba sizin? Buyurun. Açık mı? Açık değildir. Şöyle bir... Tamam, şimdi dur, olmadı, açılmadı. Niye? Bir dakika. Bir yere basıyorsun, olmadı. Tamam, açık. Evet. Evet. Moğolistan'a gidişimiz çok zor oldu. Ben unuttum sanki şeyleri tamam, çekmeyi. Tamam, şey, oraya bak. Tamam, tamam. Bazı şeylerle oynadım ama ben, neyse. Olsun canım, evet. Hiç önemli değil. Işık belki de şey yapabilir. Çok ilginç anlar yaşadık. Sadece şunu söyleyebilirim. Rusya'dan, o dönemde, Sibirya tabii Rusya'da,
Moğolistan'ı bizim gibi turistler geçemiyormuş. Yani şey yokmuş, yani vize yokmuş şeylerde. Bir kapıya gittik, o kapıdan geçirmediler bizi. Dediler ki kağıt, aha şurada. Aha dedikleri yer, bir hafta yolculuktan sonra bulabildiğimiz yer. Kahta, orada da kahta var. Kahta'ya gittik, dediler ki gidebilirsiniz ama siz kendi aracınızı buradan geçiremezsiniz. Geçirmek için ancak bir Rus veya Moğol şoför olması lazım. Yani o bizim için çok zor. Bir de aracı da bırakmak istemiyoruz. Çünkü aracı bırakırsak o dönemde çok büyük şeyler vardı tabii. Yani çok güvensizdi 99'lu yıllar. Evet. Hem Sovyetler Birliği için hem dünyanın birçok Orta Asya ülkesi için. Ama kadının birisi Türkçe konuşarak dedi ki bana güvenebilirsiniz dedi. Bankada çalışıyordu kadın. Benim dedi evimin önüne çekin arabanızı. Geldiğinizde aynı şekilde bulacaksınız. Ve oradaki yetkililer bize şunu söylediler. Dediler ki size özel bir tren tutacağız. Biz 8 oraya giderken işte 4 kişi daha katılmıştı. 12 kişiyiz. Bu özel trenle gideceksiniz şeye, Moğolistan'a. Ulaanbaatar'a. Tamam gidelim. Ama işte cezalarınız var yolda. $5. $35 da kişi başı şeyiniz tutuyor. Tren ücretiniz. Bunları yatırmanız lazım. İyi yatıralım. Ama bankaya gittik dedi ki ya bende o kadar ruble yok. Ruble olarak yatırmamız lazım. Mış parayı. Yani dolar olarak kabul etmiyorlar. Ne yapalım? Dedi ki ben size şimdi dedi bir yazı vereceğim. Gidin esnaftan bozdurun. Kardeşim esnaftan bozdurmak mümkün mü? Adam $1 bile bozamıyor. O dönemde ruble olarak. Yani şeyde. Neyse gece saat 1 dolaylarında biz parayı tamamladık. Rubleyi tamamladık. 1 dolayında tren geldi. Bizi aldı. Doğru Ulaanbaatar'a götürdü. Özel trenle gittik. Çok ilginç. Peki yani bu şehirler Ulaanbaatar. Yani ne hayal ediyordunuz? Nasıl bir yer buldunuz? Gezdiniz, fotoğrafçısınız. Gezdiniz evet. Ama siz fotoğrafçı gözüyle gezdiniz ama şehir nasıl bir şehir? İnsanların yaşamı? İnsanların yaşamı anlatılacak gibi değildi o dönemde. Ki mesela ben Hindistan'da gördüm, Pakistan'ı gördüm, Nepal'i gördüm, Tibet'i gördüm. İnanılmaz büyük bir fakirliklerin olduğu yerleri gördüm. Yani o zaman kendimize bir anlamda şükrettim. Şükret diyorlar ya. Yani yaşadığımız şeyler için, yani varlığımız anlamında söylüyorum bunu. Yoksa çok büyük bir değer içerisinde yaşıyoruz anlamında falan demiyorum. Ama o insanların şeylerini gördükten sonra. Ama bir şey daha gördüm. Mesela Hindistan'da o insanlar o kadar çok mutluydu ki. O kadar yoksul. Ama mutlu. Yani sabahtan akşama kadar gülüyor adam. Bir Varanasi'ye gidip, Varanasi'de ölmek için adam günlerce bekliyor. Orada şey yaparsa biliyorsunuz, Ganja atılırsa külleri bir daha geriye dönmeyeceğini düşünüyor adam. Yani inanılmaz bir öteki dünya düşüncesi veya sofistik bir dünya düşüncesi olduğu görüyorsunuz. Bunlar da beni tabii çok etkiledi. Hindistan ama, çok korkunç renkli. Kaç gün kaldınız? Yani her Hindistan'da ben 15 günden fazla kaldım. 15 gün. Yani çok mutlular ama çok zor. Yani oradaki fotoğraflarınızı ne yaptınız bu? Ha o bütün fotoğraflar şu anda slide şeklinde. Onları tam anlamıyla şeye geçiremedim. Ama açtığım sergilerde orada onları yayınladım. Evet. Peki oradaki insan öyküleri, görüntüler, fotoğraf altı yazısı ya da bunlarla ilgili anılar kitaplaştı mı, kitaplaşacak mı? Kitaplaşmadı. Çok uğraştım, çok şey yaptım ama o kadar çok şey birikim var ki bende ayağım. Şimdi biraz önce aynı şeyi sen söylemiştin bana. Yani hangini birine nereye gideceğimi de ben de şaşırıyorum. Şu anda ben sadece tek yoğunlaştığım yer Edirne. Edirne'nin doğal yaşamı. Zaten oraya geleceğiz. Bir türlü ben çünkü kor çok büyük bir şey evet. Açıldı önümüze. Kapı açıldı yani ışıklı bir yol açıldı böyle. Moğolistan'a doğru giderken o
bozkırlarda neler gördünüz o bozkırlar? Yani onlarla yol almak. Uçsuz bucaksız çöllerden geçiyorsunuz. Ne hissettiniz? Vallahi ben dünyanın bu kadar güzel olduğunu anca o çölleri görünce, anca o dağları görünce, anca o kurumuş kurumamış ormanları görünce anladım. Ya Türkiye ne kadar küçük. Belki de sizin gözünüzde oraları görüyorsunuz. Yok o kadar değil ama yani. Ama yani ta Orta Asya'yı, Moğolistan'a gitmek çok zor. Onun ötesinde ben bütün Arap Yarımadası'nı da gezdim. Öyle mi? Bütün Avrupa'yı da gezdim. Hem de böyle karış karış yani şey falan değil. Böyle hani geçtim uçakla bilmem ne falan filan değil. Karış, aynı şeye gittiğimiz gibi yani işte Moğolistan'a. Nepal'e gittiğimiz gibi. Batı Avrupa'yı mı? Orta Avrupa'yı mı? Balkanlar? Bütün Avrupa'yı gezdim. Balkanlar da dahil olmuyor. Öyle mi? İskandinavya'da 2 ay boyunca bütün köy köy gezdim İskandinavya'yı. İskandinavya'yı? Evet. Onu Finlandiya, bilmiyordum. Evet tabii. İsveç. Oradan Sovyetler Birliği'ne Litvanya işte yani neresi varsa Çekya, Macaristan. On binlerce bilmem. Kare bu yani bu fotoğraf. Yani. Hem de, bir arşiv yani. Öyle işte. Onun için ben kayboluyorum yani şeyde. Peki daha çok hangi fotoğraflar? İnsan, doğa, hayvanlar, her şey var sizde. Bende her şey var. Ama kültürleri seviyorum tabii. Yani insan kültürlerini. İnsan benim için başat. Ama insanı insan yapan da çevresidir. Hayvanlardır. Doğadır. Onlar olmadan insanın olması mümkün değil. Ben şu anda onun için çalışıyorum. Yani insanı düzeltmem mümkün değil. Ama insanlara bir şey vermem olası. Bir şeyler verebilirim, düşündürebilirim. Bunun için çalışıyorum. Peki değerli üstad, bu Edirne büyüleyici bir şehir. Yani çok yeşil, çok güzel, çok düz. Tepeleri de var, ovaları da var. Tarihi de var, camileri de var, var da var. Yani Edirne bambaşka bir şehir. Türkiye'de ender bir şehir. Yani birçok şey olduğu için ender. Evet. Yani nehirler var, Yunan-Bulgar sınırı ama tarihi dokusu var ve insan dokusu da var. Peki Edirne'ye yoğunlaştım dediniz. Nasıl yoğunlaştınız? Edirne'nin doğal yapısında ne var doğal yaşamında? Şimdi şunu söyleyeyim. Ben buranın insanıyım. Yani Yeniköy, Uzunköprü, Edirne. Şimdi suya bir taş atarsınız. Taş düştüğü yerde etkilidir. Sonra yavaş yavaş daireler yani etkisini kaybederek devam eder. İnsan bulunduğu yeri bana göre yansıtmalıdır. Sahip çıkmalıdır. Ve gelecek kuşaklara bırakmak için elinden geleni yapmalıdır. Ben şu anda gelecek kuşaklara bırakmak için Edirne'nin el değmemiş veyahut da değerlendirilmemiş birçok şeyini yapmaya çalışıyorum. Yani göstermeye çalışıyorum fotoğrafımla, yazılarımla. Şimdi ben sizi takip ediyorum ciddi bir şekilde. Ona inanıyorum takip ettiğime. Çünkü sosyal medyada paylaştıklarınızı en azından görüyorum. Diyorum ki bu kadar kuş çeşidi nerede var? Yani Edirne bu kadar kuş çeşidi, çiçekler ve yaban hayatında kertenkele çeşitleri, ne bileyim bu kadar zengin bir yer mi diyorum. Yani Ali Çıtak üstadımız bize bunu gösteriyor. Yoksa biz bunu göremiyoruz. Yani bu büyük bir enerji ve zaman. Evet. Yani siz bunu ayırıyorsunuz. Sevdalı olmasanız bunu anladığım kadarıyla bir kurum, ticari hiçbir şey değil. Sadece bir aşkla yapıyorsunuz ama bu kadar zengin bir doğası varmış demek Edirne'nin. Şunu söyleyeyim. Sadece Edirne'nin değil, bütün Türkiye böyle. Ama bunu göstermek lazım. Bunları gösteren insanların olması lazım. Ben şu anda burada bulunduğum şeyleri göstermeye çalışıyorum. Ya kaç yüz tane fotoğraf kuşları çekiyorsun? Bu kadar kuş çeşidi var mı Edirne'de? 260'dan fazla kuş çeşidi var. 260? Evet. O çiçekler endemik, o bir sürü çiçekleri var. Çiçekler var, sürüngenler var, kurbağalar var, çekirgeler yılanlar. Var, örümcekler var. Ben 15 gündür örümcekler üzerinde çalışıyorum. Yılanlar var, çakallar var, kurtlar var, porsuklar var, tilkiler var. Yani
Say sayabildiğin kadar. Yani... Bütün bunlarla beraberim ve bütün konuşuyorum ben onlarla. Tabii ağaçlar var. Ben de ağaçlara sevdalıyım. Bu kadar büyük ağaçların olması da bir mucize burada. Bir de şimdi anıtsal ağaçlar var. Köylü olmamdan da belki kaynaklanıyor. Yani köylü köyümde ben devamlı işte o dönemde 11 yaşına kadar hayvan yüttüm. Doğadaydım. Annem olmadığı için babam da zaten köyü bırakıp gitmişti başka taraflara. Dedemle, ninemle, halalarımla hep tarladaydım. Tarlada böceklerle konuşurum. Kimle konuşacaksın ki? Tarlaya gittiğiniz arkadaş yok, bir şey yok. Böceklerle konuşurdum. Peki insan suratları, insan simaları, orada karakterler, mimikler, yani hayvanlar kadar insanların portresini yakalamak da ayrı bir şey. Onlara da Edirneli. Edirneli kimdir? Yani Edirneli'ni tek bir Edirneli yok herhalde. Edirneliler var. Edirneliler. Yani bu çok farklı bir şey. Çok ama doğa olarak Edirne. Şimdi onu ayıralım. Yani insanların, kaynaşmış insanların bütünlüğündeki bir Edirne farklı. Ama bunun yanında benim yansıtmak istediğim daha çok şimdi doğa anlamında Edirne. Doğa anlamındaki Edirne'yi değiştirdim. Hayır, Edirne'de burada yaşamış Edirneli olan dışarıdan gelenlerle Edirnelilik ayrı. Köylüsü, mazlumu, uzun köprüsünün bir köyünde yaşayan Edirneli portresi ya da burada yaşayan canlarımız yani evet. Nehir boylarında, Karaağaç'ta, tarlasında bunlar var, yaşamın içinde var. Onları da çekiyorsunuz. Zaman geldikçe yani gördükçe çekiyorum ama şu anda onlara çok daha, fazla yoğunlaşmış değilim. Daha çok doğa. Daha çok doğa ve konuşmayan hayvanlar. Konuşmayan hayvanların dili mi olursunuz siz? Yani, olmaya onları göstermeye çalışıyorum. Onları varlık alemine çıkarıyorsunuz. Evet. Bu size mutluluk veriyor. Evet, aynı. Konuşuyorum onlarla. Eğer fotoğraf vermek istemiyorsa sen bilirsin. Seni artist yapacaktım, yapmayacağım diyorum. Peki bu kadar albümler yani kitaplara dönüşemedi. O da tabii zor bir şey. İstersiniz, herkes ister. On binlerce fotoğraf değil mi? Evet. 100 bin değil. 100 binlerce. Öyle. Bir ama kitap şeyiniz var. Ama Uzun Köprü tarihi. Tabii gibi. Onlar ayrı. Şu anda Edirne'nin kuşları, Edirne'nin kelebekleri, Edirne'nin yaban hayatı gibi kitap hazırlıklarım var. Yani bastırırlar, bastırılır. Bastırılmaz, bastırılmaz. O önemli değil. Ama şu anda dijital ortamda bunları hazırlamaya çalışıyorum. Şunu söyleyeyim ben. 2004 yılında Edirne'de Fahri Yücel diye bir valimiz var. Ünlü bir vali. Benim için de öyle. Bu valiyle tanıştık. O beni tanıdı. Ben onu tanıdım. Ve 2004 yılında bana bir teklif yaptı. Dedi ki, Edirne'yi çekiyorsun. Görüyorum. Her yerde gördüm seni. Hiçbir şey beklemediğini de biliyorum. Ama bana öyle bir sergi yap ki, Edirne'yi insanlar daha iyi tanısın. 2004 yılı. Dedim ki, valim, böyle bir sergide 2-3 konu olmaz, bir konu olur. Yok dedi. Bana dedi Edirne'nin bilinmeyen 200'ü. Biri çektiğin dolme ve menhirler olacak. Diğeri de galanın kuşları olacak. Bu sergiyi hazırlamanı istiyorum dedi. Ve Deveci Han diye bir hanımız var bizim Edirne'de. Çok ünlü. Orası restore ediliyordu. Ve orası senin serginle açılacak dedi. Yıl 2004. Ve ben Edirne'nin bilinmeyen 200'ü sergisini hazırladım. Lala Paşa'daki dolmen ve menhirler, Lala Paşa ve Süloğlu da dahil olmak üzere. Ayrıca Galan'ın kuşları. Ve bu sergiden sonra, bu çok büyük bir yankı uyandırdı. Bütün Türk basınında falan da, televizyonlarda falan hepsinde yayınlandı. Röportajlar falan yaptılar o dönemlerde. Ama bir kitapçık bastırdık biz o sergiyle ilgili. Küçük bir kitap çıktı. O sırada Strasbourg'da Avrupa Birliği toplantısı vardı. Edirne valisi Sayın Fahri Yücel de oraya davetliymiş ve oradaki bütün davetlilere bu kitapçığı dağıtıyor. Ve o kitapçığa bakan insanlar diyorlar ki ya bu kuşlar nerede? Diyor ki büyük gurur duydum diyor. Benim ilimde
Yani Edirne'den, Galata. Burası ne? Hiçbir şey değil. Yani işte koruma alanı içinde ama yani bir milli park mı değil. Ve 2005 yılında burası Avrupa Birliği'nin bastırmasıyla o dönemdeki hükümetler Avrupa Birliği'ne girme için yarışıyorlardı biliyorsunuz. Bir şeyler vardı. Ve hemen orası milli park ilan edildi. Yani orada da ufak da olsa bir katkım var. Yani Gala Gölü'nün milli park olmasını. Gala Gölü'nün milli park olması. Burada bitmez bu iş ama bugün böyle. Yüreğin var olsun büyük usta. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bilgiler aldık. Yani çok geniş aslında. Yani hayatım... Onu devam ettirelim istersek. Ettiririz. Yani. Bunu bugünlük böyle aldık. Çok sağ ol. Var ol. Yüreğin var olsun. Aydınlıklar içinde kal. Çok sağ ol. Ben çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim.